Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Rukba. Bu videomuzda ilk Türk İslam devletleri konusuna giriş yapıyoruz. Karahanlılar ve Gaznelilerle devam edeceğiz. Hazırsanız vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk Türk İslam devletleri bu arada arkadaşlar, bu işlediğimiz videoların, yani bu notların birebir aynısı ve sorular ekli şekilde video ders notları, benim hocam yayınları video ders notları kitabı var. Soran arkadaşlarım için cevap vermiş olayım. Evet, Karahanlılar. Arkadaşlar 840-1212 yılları arasında hüküm sürmüştür. Karlum, Yağma ve Çiğir adı verilen boyların bir araya gelmesiyle kurulan ve bilinen ilk hükümdar ve kurucusu da Bilgekül Kadir Han'dır. Devletin merkezi Uygurlarda olduğu gibi Orta Asya'da kurulmuş arkadaşlar. Bu Balasagun'dur. Kara Balasagun şehridir. Hükümdar Satuk Buğrahan döneminde İslamiyet kabul edildi arkadaşlar. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır. Bir daha söylüyorum. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti Karahanlılardır. İslamiyet'i resmi din olarak ilan etmişlerdir. İlk Türk İslam devleti oldukları için arkadaşlar Türkçe resmi dil olarak ilan ediliyor ve İslamiyet'i kabul edilen ilk Türk devleti oldukları için İlk Türk İslam eserlerini yine Karahanlılar oluşturuyor. Mesela ne onlar? Yusuf Has Hacip tarafından Kutat Gubilik, yani mutluluk veren bilgi anlamına gelen bir kitap yazılıyor. Bu kitapta ideal devlet idaresini öğretmek amacıyla yazılıyor. Eserde dünya ve ahiret mutluluğu için nasıl bir yaşam sürülmesi gerektiği hakkında bilgi veriliyor arkadaşlar. Hem dini hem de siyasi nitelikli bir kitaptır. Kaşgarlı Mahmut tarafından Divan-ı Lügat-ı Türk adında bir eser yazılıyor. Eserin yazılma amacı Araplara Türk dilini öğretmek amacıyla yazılıyor. Bu da milli kültürün korunmaya çalışıldığını bize gösterir arkadaşlar. Edip Ahmet Yükneki Atabetül Hakaik, Hoca Ahmet Yesevi tarafından Divan-ı Hikmet yazılıyor Karahanlılar döneminde. Yani Karahanlılar döneminde ilk Türk İslam eserlerinin oluştuğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Karahanlı Devleti ilk Türk İslam eserlerini oluşturuyor. Mesela ilk Türk medresesi. Medrese nedir? Kalem fırladı lan. İlk Türk medresesi arkadaşlar, medrese İslam devletlerinde eğitim verilen kurumlardır. Yani okuldur. Semerkant medresesi mesela Karahanlılar döneminde yapılmıştır. Yine ticareti geliştirmek amacıyla ribat adı verilen kervansaraylar inşa etmişlerdir. Bu durumda ticarete önem verildiğini gösterir. Kervansaray da kervan ticareti yapan tüccarların konaklamak için inşa edilen mimari eserlerdir arkadaşlar. Yani ilk medreseler, ribat adı verilen kervansaraylar, ilk Türk İslam eserleri Karahanlılar döneminde ortaya konuyor. İkinci Türk İslam devletimiz Gazneliler 963-1186. Artigin tarafından Horasan, Afganistan ve Kuzey Hindistan'da kurulan devletin başkenti Gazne şehridir arkadaşlar. Devlet en parlak dönemini Gazneli Mahmut döneminde yaşıyor. Türk hükümdarları arasında sultan unvanını kullanan ilk hükümdar Gazneli Mahmut'tur arkadaşlar. Ve Gazneli Mahmut Hindistan'a tam 17 sefer düzenliyor. Hindistan'da kast sistemi adı verilen bir kölelik sistemi var. İşte sınıflar ayrımı var. Bu kast sistemi İslamiyet orada yayılmaya başlayınca zayıflıyor. Hindistan'da İslamiyet yayılıyor arkadaşlar. Bu çok çok önemli. Gazneli Mahmut Biruni gibi bilim insanları sarayında misafir ediyor. Hatta Biruni'ye diyor ki sarayının en değerli incisi bu, Türk İslam hükümdarlarının bilime ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Firdevsi gibi önemli şair ve sanatçıları destekliyor arkadaşlar. Hindistan'da, bir daha söylüyorum, Hindistan'a sefer düzenleyerek Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasına katkı sağlıyor Gazneli Mahmut arkadaşlar. Gazneli Sultan Mesut 1040 yılında Selçuklularla Dandarakan Savaşı'nda yeniliyor arkadaşlar. Ve bu savaş sonrasında Gazneli Devleti zayıflama sürecine giriyor ve 1186 yılında yıkılıyor. Yani Büyük Selçuklu Türk Devleti, Gazneliler Türk Devleti, iki Türk Devleti 1040 Dandarakan Savaşı'nda karşı karşıya geliyor.
bu savaşla Gazneliler yıkılma sürecine Büyük Selçuklular da artık kuruluşunu tamamlıyor diyebiliriz sevgili arkadaşlar. İlk Türk İslam Devleti'mizden ilki Karahanlılar, ikincisi Gazneliler işledik. Diğer videomuzda Büyük Selçuklu Devleti ile devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Yorum kısmında fikirlerinizi bekliyorum. Bol bol soru çözüyorsunuz. Bol bol tekrar yapıyorsunuz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.